Arkadaşlar şu anda İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndayız. İstanbul'a geçiyoruz. Oradan da Sırbistan'a geçeceğiz. Ne bileyim. Yanıma aldığım çanta Decathlon 40 litre sırt çantası. Bu eski bir çanta. Ben bunu 8 sene önce almıştım. Hala kullanıyorum. Kabin içi bagaj için tavsiye ediyorum. Bir uçuşumuz için biletlerimizi git gel 900 liraya almıştık kişi başı. İstanbul Havalimanı'ndan Kralyoğlu Havalimanı'na uçuşunu. Morava Havaalanı böyle küçük bir yer. Sadece normal arabalar var. Gördüğünüz gibi. Herhangi bir toplu ulaşım yok. Herkese günaydın. Şu anda Belgrad'dayız. Kralyoğlu'dan geçtik buraya. Ama başımıza neler geldi bir anlatayım. Havalimanında arkadaşım Ayşe, onun pasaporttan geçirmediler. Bir problem vardı. Biz bekledik ettik falan, böyle bütün uçak gitti. Ama biz gidemedik yani. Bize dediler 15-20 dakika bekleyeceksiniz. Sistemde hata var, prosedür falan filan. Ama alayın ucu öyle bir geldik. Interpol'de Ayşe'nin İnci diye aranan biri varmış. Bizim kızla isim aynı. Haberlerden bakabilirsiniz zaten. Baba da aynı, doğum tarihi aynı. Bizi bir aldılar mı böyle? Biz kaldık, ekranı gördüm işte yanlışlıkla. Baktım, dedim ne oluyor, ne yapacağız biz? Hiçbir şey yapamıyorsun. Sana bir şey açıklamıyorlar. Sadece kendi gördüğümle. Hani bakıyorum ne yapıyor, ne yapabiliriz diye. İşte konsolosluğu aradık. Böyle böyle konsolosluk dedi. Biz sınır polisine müdahale edemeyiz. Ne derlerse yapın, bekleyin. En sonunda olay temize çıktı ve bizi saldılar. Onlar da panik oldu yani. Allah'tan sırt polisi çok iyiydi. Hani bizi orada üzmediler, mahcup etmediler. Çok teşekkür ederiz onun için de. İlk başta başımıza böyle bir olay geldi. Sonra biz havalimanından çıktık. Tabii modlar düştü. Akşam indik zaten. Modlar düşünce bu sefer ne oldu? Nasıl gideceğiz? Hiç böyle otostopla geçmeyi düşünüyorduk. İşte Belgrad'a dedim böyle bir şeyden sonra otostop falan çekmeyelim. Yani başımıza geleceği var belli. Dedim bugünü böyle atlatalım. Gittik taksiye. Taksi bizi normalde Kraljeva otobüs, yani otogara, otobüslerin olduğu yere 10 euro istemişti havalimanında. Bu arada Morava Havaalanı'nda böyle bir şey var. Herhangi bir toplu ulaşım yok. Oradan kendi aracınızla ya da taksiyle gitmeniz gerekiyor. Biz de dedik hani şey yapalım artık, taksiyle otobüse gidelim. Otobüsten de biner Belgrad'a gideriz falan filan. Saat zaten geç oldu işte. Yani Booking'den ev kiralamıştık. Buraya yetişeceğiz bir yandan. Ev sahibiyle konuşuyorum. Taksiye atladık. Adam dedi ki 10 euroya Kraljevo'ya götürüyorum. Nereye gidiyorsunuz dedi normal. Dedik Belgrad'a. Amca da Almanca konuşuyordu Allah'tan. Çat pat böyle gönlünü çeldim. 100 euro dedi ilk başta. Ondan sonra 80 euroya mı? 85 euroya anlaştık işte. Bizi Belgrad'a kadar getirdi. Zaten 4 kişiydik ve internetten baktığıma göre, eğer doğruysa, bunu tekrar teyitleyeceğim. Eğer doğruysa zaten 20 euro bir kişi yolculuk etmek. Yani bize dedik hem eziyet çekeceğiz hem zaten otobüs durağına vereceğiz yani 10 euro. Bir de üstüne gidip orada yani 20'şer euro verdik mi zaten aynı paraya geliyor. Dedik atlayalım, taksiyle gidelim. Amca çok tatlıydı, Vili amca. Bizi getirdi, numarasını bırakırım hatta aşağı. Kraljevo'da taksi lazım olursa. Amcamız çok tatlı, bir Almanca biliyor. İngilizcesi var çat pat böyle. Hani anlaşabiliyorsunuz. Bizi Belgrad'a kadar getirdi. Dün akşam böyle geldik ama aşırı yorgunduk yani. Allah'tan evimiz çok güzel çıktı ve yeri de çok güzel. Gösterdim zaten biraz önce. O yüzden pek bir problem yaşamadık. Bugün tarihi yerlere gezeceğiz. Şu anda dediğim caddeyiz ki Nezmiyahirova Caddesi'nde. Ve her yere böyle yani neredeyse bütün tarihi yerlere yürüyerek gidiyor. Kale Meydan var, ondan sonra meclis var, parlamento binası. Parlamento binası var. Oraya gideceğiz. Marketlere henüz gitmedik. Market fiyatlarını da paylaşacağım. O zaman hadi beraber gezelim. Şu anda Belgrad'da, bence bizim paramızın hala değerli olduğu bir yer. Yani fiyatlara bakarsak hala 280 liraya 4 kişi yani 3 günlük falan yemek yiyebiliyoruz. Bence şu an hala gezilebilecek ülkeler arasında var. Ama yine de mesela bir İran değil. İran mesela aşırı ucuz. Hani o
oraya da gidebilirsiniz hala. Şu an Türkiye'de kazandığınız tarihlerden, mantıklı şeylerden. Çoğu yere yürüyerek gidiyoruz dediğim gibi. Şu anda da yürüyoruz. Kombin getirdim. Bir sürü ülkeye gittim ve hiç güzel fotoğrafım yok. Hep sırtım dönük, makyaj yapmadım. Hep yani kötüydü üstüm başım. Ayşe kumarhaneye gitmek istiyor. 1 milyon euro. Aynen. Ayşe kumarhaneye gitmek istiyor. Bir kere bakalım. Akşam gidelim mi? Hadi bak. Evet, şu an yürüyerek gidiyoruz. Çoğu yeri yürüyerek gittik. Dün pazardı. Otobüslere para ödemedik. Tatil diye sanırım. Bilmiyorum ne tatilini sormadım. Ücretsiz olunca bütün tramvaylara falan her şeye bindik. Türk zihniyeti. Şimdi de Scapigliara mı ne? Öyle bir yer var. Oraya gideceğiz. Oradan da Tesla Müzesi'ne geçeceğiz. Tesla Müzesi'nin girişi 500 dinarmış. Bakalım nasıl gün olacak. Evet, bu gezimde üstünde güzel kıyafetler görebilirsiniz. Ama bir sonraki de hiç sanmıyorum. O yüzden tadını çıkaralım. Burası ne? Otopark. Ayşe, seni şuraya usturup 42 kilo Ayşe. O şurada oturup yolculuk edebilir. Genelde turistik yerleri değil, böyle daha küçük yerleri gezmeyi seviyorum. Ama ülkeye gelmişken buraları görmeden de gitmeyelim dedik. Aynen, dün pazarda market bulamadık, şu an her yerde market var. Otobüs bileti bulamadık. Burada kiosklar var, kioska sorduk yok dedi. Yemek olarak bizim pizzalar çok ucuz, 170 dinar bir dilim pizza ve pizzalar gayet güzel gördüğünüz gibi. Aynen. Yani yemeği ucuza dilim pizzayla çok. Yemek fiyatları aşağı indikçe fiyatlar düşüyor. Ana caddede, bizim kaldığımız caddede fiyatlar bir tık yüksek. Ama her yerdeki, yani nereye giderseniz gidin bu aynı hemen hemen. Alt sokaklarda fiyatlar her zaman daha düşük oluyor. Yolun çıktığı yoldan aşağı doğru gideceğiz orası. Bir yerdeyiz, bak bir yerlere de yapacağız.
Evet, Kadarlıya'dayız. Mezmi her arabadan buraya yürüyerek geldik. 10-15 dakika bir şey sürdü. Bergat'ta ziyaret edilmesi gereken yerlerden bence. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. Arkadaşlar artık kamera yönetim bende. Ezgi fotoğraf çekeceğim diye her şeyi bıraktı. Bohem bir araba buldu ve fotoğraf çekiliyor. Ayşe de fotoğraf çekiyor. Muhammed de benim gibi böyle bakıyor. Amaçsız. Later. I had to learn how to think with my head and my heart. I'm being chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Amca sen biliyor musun? Çok. Evet, teşekkür ederim. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Yani normalde partiler burada geceleri evlerde oluyormuş. O yüzden böyle birinin referansıyla gidebiliyormuşsunuz. Referansınız olduğunda buradaki gri partilere katılabiliyorsunuz. Bence çok ilginç. This is a form of art. I'm never gonna look back,
Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. Gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me. Böyle kocaman bir parkları var. Her yerde büyük büyük ağaçlar var. İnsanlar buraya gelip oturuyor, dinleniyor. Şey söyle şey, bizim orada park yapmak için ağaçları kesip park yapıyorlar. Aynen, burada insanlar her yere ağaç dikmiş. Bak gelin damat. Aynen, şurada gelin damat çekiyorlar. Hemen yorum yapıyoruz. That's wrong. Karşıya geçiyoruz. Nehrin oraya çıkacağız. Nehrin yanında güzel bir kafeler vardı. Onlara bakalım dedik. Buradan Zemun'a geçeceğiz.
kendimi bir tık Edirne'de gibi hissettim. Ben Edirne'de okuduğum için. Orada sürekli nehrin oraya gidiyorduk. Orada da böyle kafeleri vardı. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed. Tam burada bir yere gittik böyle. Biz pub 4 kişi girdik. 1100 dinar civarı bir şey ödedik. Burada gelin damat var. Şu anda Zemun'a gideceğiz. Onun için şu köprüden yukarı çıkıp otobüse bineceğiz. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second. Şunun solundan çıktık yukarı. Örnek durak değil. Şu durakta bekliyoruz. Buradan 15 numara ve 84 numara Zemun'a gidiyoruz. Şu an Belgrad'dan ayrılıyoruz. Şu an Belgrad'da otobüs terminalindeyiz. Biletimizi aldık. Kraljevo'ya geçeceğiz. Oradan tekrar uçağa binip yarın sabah Türkiye'ye dönüyoruz. Otobüs biletleri şu anda 1050 dinar. Kraljevo'dan Belgrad'a. 150 lira gibi bir şeye geldi ortalama. Gayet ideal bence. Aynı zamanda Kraljevo'dan da buraya otobüsle gelebiliyorsunuz terminalinde. Nehir var. Burası bana Edirne yanım sattı. Edirne'de okumuştum. Çok hoşuma gitti yemiş. Hoppa. Böyle insanlar oturuyor bahçelerde, çimlerde. Biraz daha huzur dolu sanki. Yarın sabah 9.50 uçuşumuz var. Evet, kendimiz. Hava çok güzel. Ceket giydim ama ben üşüyorum. Diğerleri üşümüyor. Hava sıcak burada şu an. Yine bir demek kas fobi. Ver romlu çikolatalı.
fotoğraf çekilme şeyleri gerçekleşiyor. Böyle havalara bayılıyorum ya. Şahin parasına BMW var burada. Kiralıyor bu küçük bir şehir. Diğer şehirlere göre daha ucuz, Belgrad'a göre mesela. İşte Belgrad başkent olduğu için daha pahalı ve burada fiyatlar marketlerle bile daha uygun. Ben böyle yerleri daha çok seviyorum. Daha güzel. Nerede? Sakin. Evet. Sakin. Fiyatlar nasıl sakin? Ucuz. Belgrad'a göre. Buradaki evimizi beğendim. Güzel. Dikkat et bebeğim. Yedi. Çok güzel patlamış mısır kokuyor. Her yerde popcorn var. Take away tarzında. Yemek yedikten sonra alabilirim. Alalım. I will work. Kraliyevo'da şöyle bir meydan var. Evet, caddenin kalanı zaten böyle. Gösterdiğim gibi dümdüz bir cadde var. Ortada bir meydan var. Diğer tarafa geçiyorsunuz. Orada yine kafeler var. Yine burada pizza yiyebilirsiniz. Pizzaları güzeldi, lezzetliydi. Yani ortalama fiyatlara göre uygun. Pizza tercih edebilirsiniz yine Kraliyevo'da. Ve tortillaları vardı. Biz tortilla denemedik ama onu da deneyebilirsiniz. Videonun sonuna gelmek gerekirse Belgrad, yani şu an için Roma'ya gidemediğimiz için böyle şehirdeki yapılar açısından ziyaret edilebilecek bir şehir. Yani kur farkına bakarsak gelmenizi tavsiye ediyorum.